Saygılar sevgili dostlar. Biz şu anda Yozgat Sorgun Kababel köyündeyiz. Sorgun mu burası? Merkez. Düzeltelim. Yozgat Merkez Kababel köyündeyiz. Yozgat'ın en güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Burada insanlar çok dolu dolu bilgi küpü. Epeyce isim saymama gerek yok. Başka bir bilgi küpü, başka bir güzel evdeyiz. Bu ev kimin evi efendim? Muharrem Kaplan. Muammer Kaplan Muharrem. Abi. Muharrem. Kaplan abimizin evi. Eşleri, ablaları ve kahramanca köyün eski muhtarı. Evet. Kendilerini tanımakta şeref duydu Muzaffer abi. Bu arkadaş kim? Yeğenim. Yeğenisiniz. Bu arkadaş da sizin bildiğiniz Osman Karaca. Teşekkür. Sağ olsun. İyi ki vardır Osman Karaca. Osman Karaca olmasaydı ben sizlerle tanışmazdım. Muhtar. Muhtarlığın esisi yenisi olmaz. Biz muhtarlık yapanlara hep kâh deriz değil mi? Kâh. Kâh yanlar. Muhtar şimdi söyle bakalım. Ablamız ne bilir? Neyi bilir? Bize neyi anlatsın? Sen onu daha önce dinlemişsindir. Ablamız eski Kurtuluş Savaşı'nda babaannesinin Yahşi Han'a cephane götürdüğünü anlatacak bize. Yahşi Han'a. Yahşi Han. Yahşi Han nereye ki? Buradan kanıyla. Yahşi Han nereye ki? Yahşi Han. Ankara'nın Kırıkkale Yaşan Kanalı'na tamam. O zaman evet. Onu anlatacak. Kendisinden tamam. Dinlersek daha iyi olur. Ablacığım ben de kendini bir tanıt önce. Kimsin sen? Ben Nesli Karı'nın torunuyum. Nesli Karı? Evet Nesli Karı'nın. Adı Nesli miymiş? Neslihan. 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 Evet. Senin neyin bu Neslihan? Babaannem. Ebem yani. Ablacığım senin ebeğin adı Neslihan mı? Neslihan, evet. Ya ta o zaman böyle güzel isimler var mıymış? Evet, siz nasıl özel adamlarsınız ki? Nesli Karı derlerdi ya, Neslihan. Mesele değil, Neslihan evet. Adı. Evet. Sizin ona Nesli demeniz hoş bir şey. Evet, evet ablacığım devam et. Onun torunusun. Evet. Onun Neslihan torunu abla, ebe. Ebe. Allah gani gani rahmet etsin. Ne yapmış? Allah rahmet eylesin. Senin babayın anası o. Babamın anası, evet. Evet ablacığım devam et. Dedem harbe gitmiş, harpte kalmış. Deden. Dede. Evet. Ebem iki çocuğuyla kalmış. Kaynanası varmış, gözleri görmez imiş. O karıyla çocuklarımı bırakırdım diye kendim giderdim diyor. Yani yapıldık diyor, ayağımız cıvlak. Başımız açık diyor, erzak taşırdık diyor. Gider gelirdik öyle diyor. Bu erzak taşıma işi ne zaman oldu sen biliyor musun? Onu ben bilemiyorum işte. Onu ben tamamlayayım mı? Hani ebem söylediği için bu kadar biliyorum. Anladım. Şimdi... Geçmiş günlerde hem söyler hem ağlardı yani. Hem tamamlamış o gün, olayım o ben. O gelmesin geri derdi. Yani anladım, o kadar zor günler. Evet. Şimdi o zor durumdalarmış. Sakarya Harbi'nden sonra Atatürk Yunan'a son bir vuruş yapmak istiyor. Fakat elinde ne yok? Silah yok, malzeme yok, yiyecek yok. Evet. Millete müracaat ediyor. Diyor ki malınızın %40'ı bana borç vereceksiniz diyor. Halk veriyor. Un veriyor, buğday veriyor. Mal veriyor, davar veriyor. Bunu da diyor, öküz olanlar her öküzü at olan 100 kilometre taşıma yapacak diyor. Tabii o 100 kilometre istiyor ama vatandaş savaşın sonuna kadar taşıyor. Evet. Senin ebeğin kanıyla götürdüğü şey o. Evet. Tekalifi milliye diyoruz. Atatürk emretti, onlar da yaptılar. Allah'tan onlar yaptılar. Sizin Atatürk sevginizi... Burası nihayet bir köy evi değil mi? Evet. Ben orada devam edeyim müsaade ederseniz. Tabii. Sevgili dostlar, burası nihayet bir köy evi. Ama köylü vatandaş ne yapmış? Atatürk'ün büstünü getirmiş, avlusuna dikmiş. Niye diker? Çünkü bu evin sahibi Atatürk'ün emrine öküzleriyle koşmuş, emri yerine getirmiş. Bu vatan nasıl kurtulmuş? Ancak böyle kurtulurmuş. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Atatürk'e müteşekkiriz. O istedi, millet de onun emrine uydu ve vatan kurtuldu. Efendim, ablacığım sen devam et. Ebeni anlat. Ebe diyoruz değil mi biz? Evet. Ananın anasına ya da babanın annesine biz annesi. Ebe diyoruz. Evet, evet devam evet et. Diyor. Sen hatırlar mısın ebeni? Hatırlamaz olur mu? Ben evliydim. Kaç tane çocuğum var. Öyle mi? Öldüğünde evet. De yalnız biz Yozgat'ta kalıyorduk. Ebem bu köyde. Kaç yaşında öldü ebe? Ebem 79 yaşında öldü. Ay maşallah. Maşallah. Ebem çok dinç bir kadınıydı şeyle. Hı hı.
Erkek gibi bir kadınıydı. Kaç çocuğu kaldı efendim? Efendim iki oğlu vardı. Başka İki yok. Oğlu vardı. Evet. Onunla evlenmemiş mi? Yok, evlenmemiş. Niye? Çocuk çocuklarını adamış kendini, çocuklarını yetiştirmiş. Anladım. Başkası şeyi yok efendim. Allah onlardan razı olsun. Allah. Babam 4 yaşındaymış, amcam 6 yaşındaymış. Dedem harbe giderken. Hangi harp biliyor musunuz? Bilmiyorum, orasını bilemiyorum işte. Birinci Dünya Savaşı'nın seferberliğine gitmişler. Öyküyü yazdığım için biliyorum. Buyurun, devam edin. Ali adı. Ali tabii, Ali Kalkman. Ve iki yetimi var. Geride iki yetimi kalıyor, Hasan ve Hüseyin. Bu iki yetimi daha sonra kanıcılık yaparak besliyor. Evet. Evlenmemesinin sebebi de acaba çıkar da gelir mi? Aa. Yani o çok şey yaparmış. Evet. Şeyi geliyor. Küngesi geliyor herhalde, değil mi? Her zaman derdi yani aklından çıkmazdı ki kapıyı açıp girecek ya. Allah'ım, açıp Allah'ım, girecek Allah'ım, diye Allah'ım. Dedi ama onu onlar nasıl o bir sevgiyi tapamamış da vallahi. Nasıl efendim? Bir fedakarlık bu? Nasıl evet. Bir aşk hatta, değil mi? Tabii. Ya gelirse, ya gelir de beni başkasıyla evli bulursa. Hatta değil mi Uru? Değil. Bir kere bizim bağımız vardı aşağıda. Bağlarda bağ beklerdi efendim o zaman. Bir adam gelmiş, bağın duvarı var. Duvarın üstüne çıkmış, şöyle bakmış, sağa sola bakmış. Demiş ki efendim gelmiş, ne bakıyorsun demiş bu bağ. Bağ demiş, Alper'in bağı mı demiş. Konuş ablacığım, tamam. Orada şey diyor yani bu yengem duygulandı da acaba o muydu diyor yani acaba hayal ediyor o şekilde anlatıyor. Şimdi zaten köyümüz 35 genç gidiyor Kurtuluş Savaşı'na. 35 gençten dönen yok. 35. Ben biraz araştırmasını yaptım. 6 tanesini künyesini getirttirdim. Öbürlerinin künyesini de gelecek. Yani şimdi kanıyla sırf nesli abla olsun İbrahim diyorlar. Cücükçü deriz. Sonra benim kendi dedem Durak, Şimşek, Aşık Hasan deriz. Eski Camza akillerimizden bunlar kanıyla defalarca yani bu şeye gidip geliyor Yaşkan'a. Yani kanın 100 kilometre ama onlar savaş bitene kadar. Bitene kadar zaten şimdi. Sınırlamıyorlar kendilerini. Bak büyük dedem Hasan askerde. Benim ismim Sadık askerde. Memiş kardeşi askerde, dedem de o 13 yaşında falan yani bunlar sırf yani köyde 15 tane köy, 35 tane her evden ikişer üçer tane. Mesela Ali amcanın hem amcasının oğlu var Ali, amcasının oğlu var Mehmet, yani bunlar Abdaloğlu diye geçiyor eski kayıtlarda. Yukarıda Kamberoğulları var, o evden 3 tane, bizim Buğroğlu 3 tane, Horuzoğulları deriz Cafer dede diye, onun torunlarından 4 tane. Devam ediyor böyle yani. 35 kişiden dönen olmuyor. Allah'ım sen yardım et. Bu vatan nasıl kurtuldu? Bilmeyenin gözlerine dursun. Zaten hocam güzel konuya değindin de vatanın tarihini bilmedikten sonra şimdi gerçiyorlar bize Arap kültürünü bu vatanıyla kolay bu cumhuriyetiyle kolay kurulmadı. Tırnakla, taşla her şey yani. Köylüsü mesela seferberlikle kalan yetimler var bu köyümüzde. Hiçbir evlenmemiş. Hiçbiri çocuğunun başında kadın, aileler destek olmuş birbirine. Çünkü dul kalanı öbürü desteklenmiş ekmeğini, aşını. Yani köyde o zaman da yardımlaşma halen yine var. İşte inşallah şehit istek şehitlik parkında yapacağız yani o çalışmamız da var. Bir köyde 35 şehit varsa o köy çok özel bir köydür. Ha işte bunu işte Osman Bey'le de ben sık sık şey diyorum. Bunu güzel bir anıtın neyini yapılacak yani. O ilk şey buradan tekalifi milliye kararı alınıyor. Buradan bir hazırlık var köylü. Herkes bir şeyler topluyor. Evinde ne varsa hoşaf kurutulmuş erikten tutun da bulgur, yarma ne varsa topluyorlar, kanıya yüklüyorlar. Şu mezarlığın orada seten vardı. Şimdi çok üzüldüm ben, yıkmışlar onu o seteni. O setenin orada toplanıyorlar. Bir tellal çağırtırılıyor. Bütün köy halkı, çoluk çocuk oraya geliyor. Aşık Hasan, bir de Zakir var. Aşık Hasan. Aşık Hasan orada bir duaz yapıyor. Ve
Bütün herkes hüngür hüngür ağlıyor. Diyor ki ağlayın çocuklar diyor. Ağlayın analar ağlayın. Bunlar rahmet diyor. Rahmet gözyaşları kurtuluşumuzun müjdecisi olacak diyor. Ondan sonra ve kanılarla yola koyuluyorlar. Yola koyulup işte buradan örneğin Yozgat'a varıyorlar. Yozgat'ın Saray Köyü'ne kadar zaten bir günlük yol Saray Köyü'ne kadar varıyor. Saray Köyü'nde tedbir alınmış. Erkekler köy odalarına gidiyor. Kadınlar evlere misafir oluyor. Yani kanı Katarlarında erkek de var. Aynen. Aynen. Ve hayvanların yemi samanı hazırlanmış. Köylerde bazı köylerde bu şekilde tedbir alınmış. En son Yahşahan'a vardığında Nesli Karı diyor ki Hasan'a yok yanındaki kimdi? İbrahim Çavuş diyor. Kumandana söyle de diyor bana bir giyim çarık versin diyor. Çarığım diyor yırtıldı of, diyor. Of. Ayaklarım delindi diyor. Of. Gel diyor ben diyor tek başıma istersen vermez. Sen de gel ayaklarını göster diyor. Orada kumandanın yanına varıyorlar. Kumandan efendi diyor. Yanımdaki kadının diyor ayağı delindi diyor. Çarığı kalmadı. Bir giyim çarık verin diyor. Kadın ayağını gösteriyor. Nesli Karı. Diyor ki ben diyor askerime giydirecek çarık bulamıyorum diyor. Size nasıl ben çarık vereyim? Her gelene nasıl çarık vereyim diyor. Bunun üzerine İbrahim Çavuş'a diyor ki bu gelini diyor kağnıdan indirmeden ayağını yere bastırmadan köye götüreceksin. Yani şu anda biz Nesli Karı diyoruz ama anlaşıldığı kadarıyla gelin. Çok genç. Tabii genç tabii. Tabii. Çok o genç. Zaman şimdi yengem de bilir anlattıklar biz büyük Hüseyin amcayla da ben bu konuyu çok oğluyla baba bunun babasıyla sohbet ettik. 24 yaşında falan dul kalıyor. Evet. Şimdi Nesli teyze, Nesli abla, Nesli ana. Karı tabirini ben sevmiyorum. Mekanı cennet olsun ki şüphesiz cennettir. Onun şöyle bir umutla beklemesinin karşılığını ya da olumsuz örneğini ben okudum sağda solda. Şey geliyor köye. Gazi ölmüyor, geliyor. Evet. Yıllar sonra gelmiyor. Efendim, mesela bir köyde köyün karşısında çocukları bile konuşuyor. Adam gitmiş 10 sene, 20 sene. Köyüne dönmüş, köye girmeden bir konuşayım diyor. İşte sen kimin oğlusun, sen kimin oğlusun, sen kimin oğlusun, ben filanım. Diyor ki şu ev var ya, orada diyor bir çocuk vardı, ne oldu filan. O öldü diyorlar. Kendi oğlu. Peki anası ne oldu diyor. Anasını diyor, geçen hafta gelin verdiler filan köye diyor. Cebinden madalyasını çıkarıyor. Bizim kana atıyor, küsüyor gidiyor. Nesli kadının asaletini görüyor musunuz? Tabii şeyi suçlamıyorum. Evleneni suçlamıyorum. Çünkü aç. Evet. Hele çocuğu varsa aç. Seferberlik aç. Seferberlik zamanında doğru. Şimdi Sayın Hocam orada ekmek yok, aş yok. İnsanlar perişan. Yalnız. Bir de dağ başı eşkıya var. Eşkıya, köyler küçük. Şimdiki gibi büyük değil. Köyler 10-15 tane. Öyle. Kalmadı kimse. Şimdi erkek kuruyacak anca yaşlılar birbirinin dayanın dernekle görüyorlar. Şimdi bu 35 kişinin giderken Yozgat askerlik şubesi kapalı. Şeyde zileden alıyorlar sülüsü. Yok o ayrı. Yok aynı yok bu gidenler bizim 35 kişi sülüsü oradan alıyor. Çünkü gazimiz vardı Durak Bayram rahmetli oldu o anlattı bizzat dedi. Biz dedi 35 kişi zileden aldık dedi. Peki şimdi bu programa her şeye rağmen Nesli Han, Nesli annemize ayıralım. Onun hakkında konuşacak başka bir şey var. O bence şeyi ekleyin. O bağ bekleme hikayesini ekleyin. Duygulandı da çok güzel orası. Evet ablacığım. Ablacığım ellerinden öperim. Ne de güzel tesettürüm var. Bizim tesettürümüz bu işte. Bizim tesettürümüz bu. Öyle Arap işi, papaz karısı işi değil bizim işimiz. Efendim demiş ki siz kimsiniz? Siz kimsiniz de demiş biliyor musun? Bu bağa bakıyorsunuz demiş. Demiş ki bu bağ demiş şeyin Ali Pehlivan'ın bağı değil mi demiş ha. Adam. Sen nereden tanıyorsun Ali Pehlivan'ı demiş. Ne yapacaksın demiş.
Efendim derdi ki arkasına bakmadan çekti gitti derdi. Bunu acaba söyledi o derdi. Olabilir mi? Bilmem eve de geldi ben bunu yansıdınca işte cahillik. Sanmıyorum şey efendim, yani. Babam dedi ki baba ana dedi babamı mı sandın yoksa dedi. Ben ne bileyim ben yavrum olabilir de olmayabilir de dedi. Adam dedi nereden bildi bu yukarıya dedi. Ya evet. Acaba yani ne vardı kafasında? Bilmiyorum artık söylemez. Bilemiyoruz. Dedi. Mekanları cennet olsun. Benzer bir şey var. Adam gelmiş evine anası kabul etmiyor. Babası kabul etmiyor. Değişmiş. Evet. Yalnız kapıda bir alayit varmış. Alayit. Alayit. Dolanıyor yalıyor adamı. Demiş ki ana alayit beni bildi de siz bilemediniz de demiş. Çıkar lan sırtını demiş. Sırtına bakacağım demiş. Sırtında kocaman bir ben varmış. Beni görünce kucaklamış oğluna. Evet. Çok teşekkür ederim ablacığım. Çok teşekkür ederim Mutar. Teşekkür ablacığım ederim. Çok sağ olun. Bir gazimize, onlar bizim gazimiz. Ayrıca şehitimiz, 35 şehitimizin hepsine rahmet diliyorum. Çünkü onlar cennetlik demeye gerek yok. Onlar cennete gitmek cennet. İsteyip ben mi gideceğim? Cennet. Allah mekanlarını cennet etsin. Mekanlarını cennet olsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Biz teşekkür başka ederiz. Başka bir konuda görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.